Benim cildim çok kuru, işte çok yağlanıyor, çok sivilceleniyor, çok lekeleniyor. Nereden efendim? Instagram'da tv360.com.tr ve Acelia Akkoyun'dan. Twitter'da Acelia Altire Akkoyun ve tv360.com.tr'den bekliyorum efendim baharda benim cildimi. Hemen izninizle Hülya Hanım'ın yanına gidiyorum ve bu güzel lollipopları, kek popsları ve tuzlu kurabiyeleri yapıyoruz. Hoş geldin Hülya'cığım. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim valla. Neler yapıyorsun? Burası dolmuş ya, açamadım. Şimdi gel şöyle, neler yapıyorsun? Bugün doğum günlerinde genellikle favori cake pops, ev yapımı lollipop ve tuzlu kurabiye isme özel ya da yaş sayısına göre özel kurabiyeler. Bunların ben zaten doğum günlerinde satışını yapıyorum ama bugün izleyicilerimiz özel. Böyle görüyorum şef şeyleri falan. Kaç yıldır yapıyorsun mesleği? 10 yıldır pastacıyım. 10 yıldır pastacıyım. Her zamanki gibi pastacıların bir genel bir laf var. Kızımın doğum günüyle başladım bu işe. Öyle mi oldu? Aynen. Ondan sonra devamı kaç geldi. Kaç yaşında zaten. Kız şimdi? 14. 14 yaşında. Aynen. Her doğum günde yapılıyor aynen, o zaman. Aynen. Ben de kızımın doğum günüyle başladım bu işe. Gerçekten. Yani 3 yaşındaydı. Yapmaya başladım. Sonra baktım ki bu iş gerçekten çok büyük bir meşakkat istiyor, çok Derya büyük bir Deniz, emek istiyor. Sonu yok, evet. Derya Deniz, Açeli'ye dön işine sen geri dedim. Yapanları da burada güzel güzel ağırlayın. Teşekkür çok ederiz. Doğru söylüyorsun. Bugün neyle başlıyoruz? Şimdi tuzlu kurabiyeyle başlıyoruz. Harf kurabiyemiz. Başlayalım, hamurumuzu yapalım. Tamam. Ne koyuyorsun? Un. Önce tereyağımızı koyalım. Tabii heyecandan karıştırdım. Olur olur, öyle heyecanlar. Aynen. Çok normal. Tereyağımız, yarım sıvı bardak yağımız. Sıvı yağımız, tuz, 2 yemek kaşığı şekerimiz, yarım fincan sirke. Mi bu? Evet. Ya bu sirke var ya, çok güzel her yapıyor bu işi. Her girdiği yere şifa oluyor inşallah. Bence de. Bir tane tam yumurta. Tam yumurtayı da kır bakayım. Ondan sonra. Bir tane de beyaz içine, sarısı dışına. Dışına, şuraya koyalım. Evet. Haydi bakalım. Şimdi bunları bir güzel önce yoğuruyoruz. Önce bir karıştırıyoruz. Sonra güzel güzel. Aldığı kadar unu ilave ediyoruz. Evet. Yani unun miktarını söyleyemiyorum. Hayır, hiçbir zaman söylemiyorum sevgili Hülya. Evet. Sevgili seyirciler. Çünkü unun cinsine, kıvamına, yumurtanın büyüklüğüne, her şeye göre değişiyor. Aynen. Önemli olan onu güzel güzel yoğurup kendinize bir kıvam, kulak memesi. Aynen, ele yapışmayacak bir hamur olacak. Hadi zaten canım. Hemen kıvamını almaya başladı. Ben size şey sarılı sarılı heyecanlısın. Öyle olur bu işler. Aynen. Birbirimizi, ben bir şey söyleyeyim, ben bunca yıldır bu işi yapıyorum. Ben her çıktığımda heyecanlanıyorum. O yüzden çok normal. Şimdi güzel güzel yoğuruyorsun. Evde yapmak bayağı basitmiş. Burada. Şimdi bir dakika. 23 Nisan da geliyor zaten. Biliyorsunuz sevgili seyirciler, çocuklara 23 Nisan'da bence bu güzel kurabiyeleri aynen yapmak, değil mi yani, hani mutfakta. Çocukları mutfağa soksanıza. Hani böyle görüyoruz, devlet büyüklerimiz çocukları oturtuyorlar. Doktorlarımız yeri geliyor, hani konuşma yapsın diye oturtuyor. Öğretmenler çocukları. Siz de çocuklarınızı 23 Nisan'da anneler, özellikle ev hanımı olan anneler, bugün yemekler senden yapın. Ne dersiniz? Temizlik de sizden olsun. Bugün biz çocuğuz, görev değişimi yapalım diyelim. Oyunla da bu kadar güzel öğretmenin yöntemi yok bence. Bir gün bırakın onlar evi temizlesin, onlar toplasın. Siz de yan gelin, ben biraz çocuk daha olun. Sıvı yağ alabilir miyim? Biraz ununu fazla hemen kaçırdık ama zararı yok. Hiçbir şey hemen olmaz. Hemen toplayabiliriz. Bizim toplayamayacağımız evelallah, değil mi? Evet. Şu aynen. Yemek işlerinde toplarız. Hadi bakalım. Önemli olan burada zaten ununu ayarlamak. Hani yağını tekrardan ilave edebilirsiniz. Ettin değil mi Ecem? Evet. Biraz da bu yağın böyle, bunun böyle olması işte ağza dağılmasını evet, göstergesi. Evet, kesinlikle. İster misin daha yağ? Biraz dağılayım ben. Hemen canım, yeter ki istediğin yağ olsun. Toplamazsa yumurta da koyabilir miyiz? Soruyoruz. Yumurta yok, yumurtaya gerek yok, yağ yeter. Yeterli. Tamam, anlaştık. Zaten toplanmaya başladı. Onlara şekil mi vereceksin? Evet, aynen öyle. Tek başına mı vereceğini düşünüyorsun? Değil mi? Doğru ben diyorsunuz. Bayılırım, bayılırım. Benim elimde oje olduğu için eldiven kullanıyorum. Normalde hayatta eldiven falan kullanmıyorum. Elimde oje olmadıktan sonra. Değil mi? Öyle değil mi? Elimizin lezzeti aynen geçsin. Ama elde geçiyor. Oje varken sakın hiçbir şey yoğurmayın. Allah korusun, oje parçası yoğurdunuz köfteye, ete düşer. Yüzük kapalı. Korkma İsmet. Yüzük görünmüyor buradan.
yüzüğü gösteriyor. Şimdi yağlı kağıdımızı alalım. Kağıt. Burada hemen bir yağlı kağıdımız vardı. Al bir tanem. Al hayatım. Al yağlı kağıdını da. Serelim mi aşağı? Aynen böyle. Seriyoruz. Böyle birer parça birer parça alıyoruz hamurumuzu. Evet. Merdanemizle. Hı hı. Açıyoruz. Evet. Yağlı kağıdın üstünde yapmak daha kolay oluyor. Diğer türlü tezgahımıza yapışır. Ya da unlayacağız değil mi tezgahı? Açelyamızın ağasını alıyoruz. Evet. Tepsimiz. Ben hemen tepsini. Ben verdim. Ben verdim. Sen git. Ben verdim. Sen şimdi açelyanın ağası yaparsın. Ben o tepsi veriyorum. Şöyle. Hadi hemen bakalım. Dur. Yerleştirelim. Dur. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş gel. İkinciye geçince hamurumuzu tekrar toparlıyoruz. Şöyle ben deneyeyim. Yap tabii. Şöyle toparlıyoruz. Evet bastır. Aynen. Merdaneyle açın. Bastır bastır. Hı. Şimdi böyle mi? C'yi alalım. C doğru. Şöyle ters. Ters mi oldu? Tamam güzel. Şöyle. Ya çocuklarla yapılabilecek en güzel aktivitelerden bir tanesi değil mi bu? Kesinlikle. Şöyle. Çeyi şuraya koyacağım çünkü A'yı buraya koyacağım. Benim kafa tersten çalışıyor gördüm. Hayır. Şey bir tane de ucumuzu yapalım. Hı. Bak oynuyoruz işte görüyor musunuz? Büyümek hiç bitmiyor. Çocukluk hiç bitmiyor. Yeter ki taşı. Hı. Şöyle. Bu, ver canım. Açelya. Bu sonra çok güzel ağızda dağılan bir kurabiye oluyor. Yani yiyenler gerçekten çok beğeniyor. Açelya. L'sini yaptık. Bunun içine biraz şey koyabilir miyiz? Mesela yani şeyden soruyorum bir meraktan. Muskat. Konabilir. Çok güzel tuzlulara çok geçiyor. Mahlep konabilir. Mahlep muskat demişim. Mahlep. Mahlep konabilir. Çok geçiyor inşallah. Evet. Mahlep yapacağız. Açelya. Genelde et yemeklerine. Şöyle alalım. Evet. Tekrar bir ağ. Bundan sonra da Serap'ın serisini yaparız. Başka zaman. Başka program. Çeyil. Bir de ağ yaptık. Şimdi açelyeyi fırına mı atıyoruz? Evet. Şimdi yumurta sarısı süreceğiz üzerine. Evet. Fırçamızı evet. Alalım oradan. Ben şimdi süreceğim onu. Tamam. Fırçasını istiyorsun. Ver canım ben onları süreceğim. Sen bu arada diğer tarifimize. Tamam. Yavaş yavaş git. Şimdi tamam. O kurabiyelerle başka bir şey yapacak mıyız? Kurabiyeler fırına atılacak. Bunlar üstüne istediğimiz şekilde dökeceğiz. Susam, çörek otu ve haşhaş koyacağız. Tohumu. Ben onları yapacağım. Tamam. Şimdi ben bu tarafa geçiyoruz. Lollipop'umuza geçiyorum. Haydi bakalım. Ev yapımı. Pops mu yapıyoruz? Yok, ev yapımı lollipop'a geçiyoruz. Aa, evde lollipop yapacağız. Aynen, çocuklarımıza rahatlıkla yedirebileceğimiz güzel lollipoplar. Cezvemize bir su bardağına yakın normal toz şeker alıyoruz. Cezvemize bakın evde çocuklara lollipop yapımını gösteriyor. Hülya Süngü hanımefendi. İki yemek kaşığı glikoz şurubu. Glikoz. Bu artık tüm marketlerde hemen hemen satılıyor. Ve çeyrek su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Altını açalım. Şimdi onlar yapılırken ben yanında kurabiyeye devam edeceğim. Nasıl olsa fırına giriyor öyle değil mi Hülya? Aynen. Süremiz de var. Şimdi glikoz şurubunu da ekledim. Bunu karıştırıyoruz. İçine istediğimiz herhangi bir aroma katıyorum. Bu şeker aroması yani tatlımsı bir sakızın aroması. Aroması. Yani istediğiniz kokain. Yani bunu koymaya da bilirsiniz ama güzel bir tat veriyor. Tat veriyor. Çok az bir şey. Hı hı. İsterseniz gıda boyası ben çok az koyacağım. Koyacağım. Yani bir damla yeterli. Yeterli mi diyorsun? Evet. Gıda boyası. Çok fazlaya gerek yok. Çok zaten olsun. Azıcık çok bir renk verse yeter. Şimdi bunu derecemizi açıyoruz. Kaç dereceye getireceğiz? 150'ye kadar kaynayacak. Bu kadar. Sonra kalıplarımıza bu çikolata kalıpları Eminönü'nde her yerde satılıyor. Onların içine döküyoruz, çubukları da yerleştiriyoruz. 10 dakika sonra lollipopumuz hazır. Bunu bu kurabiyeler 20 dakikada pişer değil mi? Pişer.
Onlar, şimdi o da o kaynarken kek popun tarifine geçiyoruz. Şimdi bir dakika Hülya Hanım, bir toparlayalım sevgili seyircilerimize. Bu kameradayız. Sevgili seyirciler, ne yaptık biz başında? Sevgili Hülya Süngü ile birlikteyiz. Hülya ile biz güzelce böyle isimli kurabiye yaptık. Çok nazik açeliye getirmiş ama siz istediğiniz yapabilirsiniz. Kurabiyenin içine ne koyduk? Tereyağı koyduk, sıvı yağ koyduk, alabildiği kadar un koyduk, kabartma tozu koyduk. Evet. Başka bir şey yok değil mi tuzun dışında? İki yemek kaşığı şeker. Pardon, biraz da sirke koyduk. Aynen. 2 yemek kaşığı. Sirke bunun içinde en önemli malzeme. Evet. Onu güzelce yoğurduk. Bizim biraz hamur olmadı. Koyduk üzerine biraz daha yağ. Demek ki hamur yağlamak hamuru toplayan oluyormuş. Yaptık. Daha sonra da ne yaptık? Evde çocukların biz küçükken horoz şeker olurdu ya. Onun yapımı aynen gibi aynen. Bir şeker yaptık. Ne yaptık? Şekerin içine glikoz şurubu koyduk. Gıda boyası koyduk. Şimdi onun kaynamasını bekliyoruz. Derece kaç? 150'ye gelince kalıplarına koyacağız. Şimdi burada da cake pops yapıyoruz. Aynen. Cake pops'a geçiyoruz. Evde yaptığımız herhangi bir kek, evet, bayatlamış kek olabilir, pandispanyalardan artmış olabilir. Evet. Genelde biz pastacılar artan pandispanyaları öyle değerlendiriyoruz. Çocukken ay çöreği yedik zannediyoruz. Aynen. Bunları güzelce ofalıyoruz böyle. İstediğimiz kadar, onun bir miktarı Nerelisin yok. Neresin sen Hülya? Sivaslıyım. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Biraz belki şivemden. Evet. Bir Karadenizli misin dedim. Değil. Şivem Almanya'dan geldiğim için Türkçeyi biraz Stuttgart'ta. Ailem de orada. Selamlar olsun. Öyle mi? Evet, tüm ailem bütün orada. Bütün Almanya'daki yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza sevgiler. Bütün Avrupa'daki, bütün dünyanın her yerindeki bütün vatandaşlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Türkiye'nin kokusu geçsin size efendim inşallah. Şimdi kekimizi ufaladıktan sonra bunu bir gece önceden ganaj hazırlıyoruz. Ganaj nedir? Krema ve çikolata karışımı. Ganajıdır değil mi? Pardon. 200 gram kremayı ısıtıyoruz. Kaynama noktasına gelince. Sakin ol. Isıttıktan sonra aynı miktarda çikolata katıyoruz. İster sütlü, birebir. Yani. İster sütlü, ister tatlı yapıyoruz. Bitter çikolata. Bunu içinde eritiyoruz. Bir gece önceden bekliyor ve şu kıvam alıyor. Ay gerçekten. Bu kıvam alıyor. Bunu kekimizin içine. Bunu kaşıklıyoruz. Evet, çok lezzetli tadabilirsiniz. Bunu kaşıklıyoruz. Çikolatamızı da böyle koyuyoruz. Evde olsak biz birbirimize öyle demez miyiz sevgili seyirciler? Onu bir kaşıklıyoruz deriz yani. Evet. Şimdi bunu bir kaşık alabilir miyim? Al canım, al. Bunu eritiyoruz bir gece önceden. Oda sıcaklığında sabaha kadar duruyor ve kıvamını alıyor bu şekil. Biz bunu burada hazır olsun. Biz hazırlamış olduğumuzu kullanalım. Nasıl o kadar donmuş olarak kullanacağız? İçine mi koyacağız? Evet, içine koyup bunu yoğuracağız. Tamam. Kekimizin miktarına göre ganajımızı alıyoruz. Bu burada yeterli gibi. Zaten yoğurduktan sonra kıvamını size göstereceğim. Tamam. Belli olur. Ve yine portakal rendesi kullanıyorum. Ama bugün portakalı getirmedim. Aromasını da katıyorum. Bazen aroma, bazen rendesi. İkisini de kullanabilirsiniz. Ben aromasını katıyorum. 2-3 damla. Bu kadar. Şimdi yoğuruyorum. Burada bir eldivenim vardı. Elimi al canım. Al burada bak. Eldivenden bol bir şey yok bizde. Çünkü çikolatayla yoğurunca ellerimiz. Ben burada hala kurabiye. Serap orada panikliyor sevgili editörüm, sevgili seyirciler. Diyor ki bana artık fırına atalım Açeli, artık fırına atalım diye. Ama ben sevgili seyircilerimiz de biliyor, sevgili Serap'a buradan cevap vereyim. Bir kurabiyenin en fazla pişme süresi 20-25 dakikadır. Aynen. Sevgili doktorumuz var. Orada da saça gideceğiz, rahat rahat kıtırdatırız. Öyle değil mi sevgili seyirciler? Evet, şimdi güzelce yaptık. Bu cake popslar çocuklar tarafından çok çok seviliyor. Evet. Şimdi ben böyle birilerini büyük birilerini küçük yapıyorum. Neden? Yapamadığımdan değil. İsmet'cim gülme. Yapamadığımdan değil. Rejimde olan var. Hepsini yemez. Kenarından ısırır. Ondan değil mi Tolga? Sen beni anlıyorsun mesela. Teşekkür ediyorum. Şimdi kıvamımız bu olacak Açeli Hanım. Kıvamımız bu olacak. Muhteşem olmuş. Şimdi buna muhteşem bir bakalım olmuş önce. Kıvamımız. 120. Daha var. Daha var. O olacak. Kalıplara basılacak.
Burada tepsimiz var, onu alayım. Tamam, hemen tepsimizi de alalım. Ben hala kurabiyeleri yuvarlak yuvarlak yapıyorum. Kek popslarımızı yuvarlayıp yağlı kağıdın üstüne yapıyorsun. Koyuyoruz. Onları sonra çubuklara geçireceksin. Aynen. Herhalde değil mi? Çikolataya batırıp. Ya tam doğum günü kutlaması oldu. Bu ara Doğan yok mu stüdyoda? Yaşar'ın mı doğum günü? Yaşar'ın bugün çocuğu oldu. Aa, sevgili Jimmy Jeep kameramız birazdan iner gösterir yönetmenim. Jimmy Jeep'in size tepeden çekimini. Sevgili Yaşar'ımız bugün evladı oldu. Onun ismi gibi bütün bugün doğan çocuklarımız yaşasın, Yaşar olsun. Allah isimleriyle sevgili Yaşar'ımızı bütün 360 ailesi olarak mutlu, huzurlu ve bütün doğum yapanlara mutlu, huzurlu bir ömür diliyoruz efendim. Henüz 130. Şimdi kek popsu bir daha bir anlatsana bize. Kek popsu bir gece önceden ganajımızı hazırlıyoruz. 200 gram krema, 200 gram bitter çikolata, kremayı ısıtıyoruz. Bitter çikolatayı içine ilave ediyoruz. Karıştırarak eritiyoruz. Onu bir gece oda sıcaklığında durursanız koyu böyle çikolata kıvamına geliyor. Sonra herhangi bir bayat kek olabilir, kalmış kekler olabilir, panispanya artıkları olabilir. Onları ufaladıktan sonra bu ganajı yapıyoruz, şu kıvamı zaten yuvarlayacak dereceye gelecek kıvamı kadar yoğuruyoruz. Ve top top haline getirip buzdolabına koyacağız biraz donması için. Sonra çubuk batıracağız. Evet. En sonunda çikolata batırıp süsleme yapacağız. Şimdi ben de burada ne yapıyorum? Harfleri tek tek. Biraz sonra lollipoplarımız hazır. Evet. Evet. Siyah. Çörek otu biliyorsun. 150'ye geldi. Kapatıyoruz. Çörek otu ölümden sonra her derde devaymış değil mi? Şimdi bunları alıyoruz Açeli Hanım. Bu lollipopları. Evet. Şöyle kalıplarımız var. Bunların içine tahta çubukları yerleştiriyoruz. Evet. Onların içine. Bak 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 bak, ne yapıyoruz sevgili yönetmenim? Şekerleri kalıba koyuyoruz. Evet. Çocuklarınıza rahatlıkla yedirebilir. Evet. Sakınmadan. Doğum günlerinde renk katar masalara. Çocuklar zaten şeker deyince haklı olarak. Hangimiz öyle değiliz? Tatlı deyince. Evet, şimdi güzelce şekilleri oldu. Evet, şimdi güzelce şunları da şöyle. Benim ne güzel oldu şekilleri ya. Bak çiçek çiçek oldu değil mi? Çiçekli. Şimdi 10 dakika sonra bunlar donacak. Donacak. Sonra onları ne yapacak? Güzel paketleyeceğiz. Çünkü hava aldığı zaman şeker ister istemez nemden dolayı erime yapar. Küçük böyle poşetlere içine sokup kapatacağız. Tamam, evet. Tamam, süpersin. Benim de bu arada kurabiyelerim oldu. Şöyle güzel süsledim onları. Top top. Şimdi o zaman biz bunları fırına koyuyoruz. Buraları yapıyoruz. Ben sevgili Zahide ile neyi konuşacağım? Alerji. Ah ah şu alerji. Sevgili Zahide Eriş Eken. Nasılsın Zahide'ciğim? İyiyim, teşekkür ederim. Yine geldin, mutluyuz valla. Evet, ben de hep çok diyorum, mutluyum. Alerji diyorum. Hep Zahide geliyor. Alerji konuyor. Ama değil mi, mevsim dönümleri alerjisiz geçmiyor. Evet. Ama istersen baharda görülenden başlayalım. Sonra da alerjinin altyapısı nasıl olduğu ve nasıl tedavi edildiğini konuşalım sevgili seyircilerimize. Bahar alerjisi nedir? Şimdi mevsim geçişlerinde zaten cildimiz hep hassasiyete uğrar. Yani hassastır mevsim geçişlerinde. Bahar döneminde de özellikle iklim değiştiği için polenler, işte ağaçlar, çiçekler vesaire. Bundan alerjik bünyesi olan, alerjik altyapısı olan kişiler tabii ki de çok etkileniyor. Öncesinde bir duyarlanma oluyor. Özellikle çocukluk dönemlerinde. Daha sonra tabii ki yaş ilerledikçe de belirtiler ortaya çıkabiliyor. Biliyor veya
bulunduğumuz ortamı değiştirdiğimizde, bir bölgeden bir bölgeye taşındığımızda da bu belirtiler ortaya çıkabilir. Ortaya çıkıyor değil mi? Hı-hı. Peki sen çocukluk dediğin için dedim. Bizler büyükler biliyoruz işte bazı MR'leri var. Kaşınıyoruz, ediyoruz ama evet. Çocuklarda daha çok nasıl seyiriyor bahar alerjisi? Aslında burun akıntıları, nefes darlığı, nefes alamama, genizden konuşma gibi belirtiler de olabilir. Yani sadece ciltle alakalı kaşıntılar değil. Bu nefes yolları ile ilgili belirtileri de olabiliyor. Biz soğuk algınlığı alerjiyi karıştırıyor muyuz? Karışıyor. Çoğu değil zaman mi? Çocuklarda çoğu zaman karışabiliyor. Nasıl anlayacağız? Farkı ne? Aslında tabii her zaman ayırt edilemeyebiliyor. Bazen uzman doktorlar da bunu ayırt edemeyebiliyor. Fakat bu işin daha uzmanı alerji uzmanları, çocuk alerji uzmanları bunu ayırt edebiliyorlar. Daha çok hani enfeksiyondan, soğuk algınlığından farklı olarak hapşurmalar, burun kaşıntıları daha çok alerjisi oluyor çocuklarda. Evet. Peki bu alerjilerde baharda ürtikelin çok arttığı söyleniyor, duyuyoruz. Evet. Ürtikel tam olarak nedir? Ürtiker histamin denilen kimyasal bir medyatörün vücudumuzda artış göstermesi. Evet. Bu daha çok aslında hani yabancı cildimize alerjik ya da vücudumuza alerjik olan bir madde ile birlikte oluyor ve ciltte kabarıklıklar, kızarıklıklar ve kaşıntı gelişiyor. Bununla birlikte dudakta şişme, gözde şişme, hatta dilde bile şişmeler olabiliyor. Ürtikelde. Tabii. Beslenmeyle mi alakalı, tamamen baharla mı alakalı ya da ciğerden mi geliyor? Aslında bir sürü sebebi var ürtikerin. En korkulacak, en acil duruma getirecek sebeplerinden bir tanesi ilaçlar. İlaçlarla tetiklenenler. Ama bahar döneminde polenlerle, yani bahar alerjisi de olabiliyor tabii ki. Polen, toz, antibiyotik ilaçlar dediğin mesela, ağır ilaçlarla. Ağır ilaçlarla genellikle, antibiyotik, ağrı kesici gibi ilaçlar. Onlar da alerji yapabiliyor. Evet, çocuklarda besinlerle, yine gıdalarla da oluyor. Ben hatta şeyi çok fark ediyorum. Bu geçiş dönemlerinde bazen soğuk algınlığı ilacı kullandığında cildimde pul pul dökülmeler olabiliyordu. Evet. Demek ki onunla da alakalı olabiliyor. Ben çok alerjik bir bünyeye sahip olduğum için. İlaç alerjileri daha şiddetli ilerleyebiliyor. İlerleyebiliyor diyorsun değil mi? Bu arada tabii ki takılar, değil mi? İmitasyon takıları, alerjisi olanlar var. Aslında insan kendi reaksiyonunu kendi bulabilir değil mi? Gözlemleyebilir. Evet, evet tabii ki. Yani hani o sırada, alerji olduğu sırada neler, hayatında neler değişmiş? Yiyecekler, kullandığı ilaçlar, değil mi? Bunlara bağlı alerji gelişebilir ve kendisi tespit edebiliyor. Peki polenler cildi nasıl etkiliyor bu kadar? Şimdi polen, bir sürü çeşitli bitkiler ve polenler var. Evet. Şimdi eğer çok fazla o polene maruz kalınmadıysa o cilt onu alerjen olarak algılayıp ciddi bir reaksiyon verebilir. Hatta bazı bitkiler temas ettiğinde ciddi dermatit gelişebilir vücutta. Yani deri dökülmeleri evet, gibi mi? Evet, deri dökülmeleri, kızarıklıklar. Stresin etkisi var mı? Stres her türlü reaksiyonu artırıyor. Evet. Daha mutlu olduğumuz zamanlarda çok cildimiz, vücudumuz çok reaksiyon vermese de stres her zaman artırıyor reaksiyonları. Yani o zaman mutlulukla birlikte kullanmak lazım bu ilaçları. Stresten uzaklaşmak lazım. Her doktorumuzla konuştuğumuzda sevgili seyircilerim, konu yine strese ve dengeye geliyor. Ama anladığım kadarıyla biz hala stresten uzaklaşmayı insanoğlu bir ömür arayacak. Çünkü iş hayatı, sosyal hayatımızda imkansız. Stres olmasa da belki bu kadar çalışmayız. Doğru kullanmak, doğru dozda olmak herhalde önemli. Şimdi düşünüyorum ben, ürtikerde dediğin gibi ilaçlarla geçebiliyoruz bu dönemi. Kanda nasıl anlaşılabilir? Kan testinde siz cilt doktorları nereden anlarsınız? Evet. Neyin yüksekliğiyle alerji belli olur? Kanda bizim bir takım ölçtüğümüz immünglobulinler var. Mesela immünglobulin eozinofil düzeyleri, bazı hücrelerin düzeyleri. Evet. Bunlar artabiliyor. Veyahut da spesifik IgE'ler var. Yani direkt o alerjene karşı, mesela bizim polene karşı spesifik baktığımız bir o düzey delik var. Nokta olarak. O kandan bakılanı da var onun.
Veya koldan bakılıp pirik test şeklinde koldan bakılanı da var. Hı-hı. Yani ikisi ayrı ayrı testler. Ayrı ayrı. Bu gıda ama, toleransı gibi mi kandan bakılan, öyle bir test mi oluyor? Kandan bakılan biraz daha farklı tabii, spesifik. Aslında koldan bakılanın daha farklı kandan bakılan. Peki hangisi daha geniş bir kandan ölçüm? Bakılan daha geniş bir ölçüm. Hı-hı. O zaman kandan mı baktırmayı önerirsin alerjik histerilen seyircilerimize? Koldan bakılanlar daha pratik. Daha çok her yerde yapılan bir test. Daha pratik bir test. O yüzden daha yaygın kullanılıyor. Hmm. Koldan bakılan. Koldan bakılanlar. Evet. Kandan bakılana göre. Çünkü bu da önemli bir şey. Ama biz baktığımızda normal sağlık ocaklarına gittiğimizde yaptırdığımızda testimizi eozinofil mi demiştin? Eozinofil bize alerjik. Eozinofil düzeyleri. O yüksek mi? O veya IgE, yani kan çok fazla sağlık ocağında falan bakılmaz bu IgE düzeylerine. Daha çok hastanelerde bakılır. Ama kan sayımında eozinofil düzeyleri de yüksek olduğu zaman alerji. Biz alerjiden şüpheleneceğiz. Evet. Başka şekillerde de yükselebilir ama yine alerjide hani de yükselebilir. Dizilerden seyircilerimiz kandan aile hekimlerine gittiklerinde ona baksınlar, ona göre yol alsınlar diye. Evet. Peki hiç alerjik olmayan birinde yine yüksek olmayabilir mi? Alerjiktir ama tabii. Şimdi alerjik olabilir kişi ama yüksek olmayabilir. Yani bu konu gerçekten çok geniş, o kadar değil geniş mi? Bir konu ki pseudo alerjen diye bir şey var bizim tabirimizde. Nedir yani, o tam olarak? Yalancı alerjen. Yalancı alerjen. O kişinin alerjisi vardır ama testlerde hiçbir şey çıkmaz. Hmm. Yani bunlar hep anlık alerji mi oluyor? Onu aslında mekanizma olarak biraz daha farklı yollardan gelişiyor. Yani artık dünyada o kadar farklı alerji çeşitleri gelişti ki mesela saf gıdalarla beslenmiyoruz. Hep katkı maddeleri vesaire. Mesela katkılara karşı da çok ciddi alerji gelişiyor. Öyle mi? Tabii. Dolayısıyla mesela katkıya karşı olan bir şeyi tespit edemiyoruz yani. Ha, biz yiyoruz ama onun içinde katkı maddesi var ve ona alerjimiz var. Onu tespit edemiyoruz çünkü katkı maddesinin ne olduğunu bilemiyoruz. Katkı maddesinin bir testi yok. Bizim rutin testlerimizde domates var, muz var vesaire. Ama çok doğru. Biz hiç öyle bakmadık. Yediğimiz birçok şeyde katkı var. Evet. Yani özellikle bu katkı maddeleri yalancı alerjen. O zaman yemeyelim. Değil mi? Bir doktor olarak gönderiyorsun katkı yani, maddelerini. Ne kadar uzak çalışalım. Kalırsak o kadar iyi. Paketli tabii gıdalar ki. Bunlardan bir tanesi tabii ki. Paketli gıdalar zaten en çok alerji durumunda en çok bizim uzak durumu iyi önerdiklerimiz. Paketli gıdalardan uzak durun diyoruz. Alerji aynı zamanda biz hani hep diyoruz ürtikel, hapşırma ile geldiği gibi geniz akıntısı olarak da değil mi karşımıza çıkıyor? Ses kısıklığı yapabiliyor. Evet. Başka neler yapabiliyor? Daha çok çocuklarda hapşırmalar, işte burun kaşıntıları, eli durmadan burnunda mesela burun kaşıntısı olabiliyor. Göz yaşarmaları olabiliyor. Gözde mesela hassasiyet yaratabiliyor. Peki bunların çözümleri ne tespit ettikten sonra? Tedavi yöntemleri ne pardon? Aslında bir kere alerjenden uzak durma. Seni hangi şey tetikliyorsa. Evet, alerjenden uzak durmayı öneriyoruz. Antihistaminik ilaçlar dediğim gibi alerji ilaçları. Genelde hani çok ciddi süreler yoktur bizim kullandığımız ama olduğu dönemde kullanmak değildir çözüm. Genelde çoğu insan olduğu dönemde kullanıyor. Bir müddet kullanmak gerekiyor. Yani bir ay gibi bir süre mesela. Bir müddet doktorun önerdiği sürece kullanmak lazım ki o reaksiyon iyice baskılansın. Hmm. Yoksa olduğu zaman aldığınızda sonra tekrardan alevlenebiliyor. Yani demek ki tedavi süreci yani bir ağrı kesici gibi ağrıyı kesmek değil, tam tersi. Oluşmasını engellemek için kullanılıyor. Değil mi anladığım kadarıyla? Peki. Şimdi artık baharı atladık, biz yaza gelmek istiyoruz artık. Fakat yaza gelirken de güneş lekeleri, güneşlenmek. Bu konuda da çok farklı tezler var. Yani baktığın zaman güneşin ilk çıktığı zamandan yazın ortasına kadar işte birçok hekimimiz mutlaka güneş kremi kullanın diyor. Birçok hekimimiz kullanmayın, şu saatlerde kullanın sadece güneşi. Güneşin diyor. Senin fikrin nedir bu konuda? Yani güneş koruyucu kullanılmasını tavsiye ediyorum ben. Evet. Fakat hani D vitamini ihtiyacı var tabii ki. Ama 15 dakika avuç içinden, avuç içinizi güneşe tutup
Olabilirsiniz. 15 dakika. 15 dakika avuç içinizi güneşe tutup o D vitamininin sentezlenmesini sağlayabilirsiniz. Ama yüzünüzde ciddi bir lekelenme durumu varsa, benleriniz varsa tabii ki güneş koruyucuyu kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Evet. Evet. Peki güneş lekelerine dikkat ettikten sonra, koruduktan sonra bunların olmasını engelleyebiliyoruz. Ama bazen öyle bölgeler oluyor ki, hani yüzümüzü mesela ne kadar saklayabiliriz? Yolda yürüyecek bir işimiz var. Hı hı. İşe gidiyoruz. O noktada da güneş kremi kullanacağız ya da şapka kullanacağız, evet, korumak için. Hı hı. Peki yine bazı ülkelerde biliyorsun solaryum yasaklandı. Hı hı. Bir cilt doktoru olarak sana sonunda ne demeyeceğim. Fikrin nedir? Kesinlikle katılıyorum yasaklanmasına. Hı. Yani solaryum aslında kontrolsüz bir ultraviyole ışığı veren bir makine, cihaz. Yani şimdi o ultraviyolenin ne kadar verildiğini bile bilmiyoruz. Bronzlaşmak için girip uzun miktarlarda ultraviyole alıyor insanlar. Hı hı. Dolayısıyla kanserojen etkisi artık bilinen bir şey ultraviyole. Hı hı. O yüzden evet, o kanserojen etkisi bilinen bir şeyin kontrolsüz bir verilmesi var. Şimdi biz bazı tedavilerde kullanıyoruz ultraviyoleyi ama kontrollü ve belirli dozlarda kullanıyoruz. Hı. Ama o zaman şunu da sormak istiyorum. Hep duyuyoruz, sedef hastalığına çok iyi geliyor. Yanlış mı? Sedef hastalığına iyi geliyor. Fakat solaryum değildir. Ultraviyole B mesela daha iyi gelir. Biz dermatoloji kliniklerinde ultraviyole B içeren fototerapi kabinleri olur. Hı hı. Ultraviyole A tamamen sıfırlanmıştır. Veya ultraviyole A'yı da veren bir kısmı vardır. Ama UVB'nin belli dozlarda verilmesini sağlıyoruz biz mesela sedef hastalarına. Hı hı. Geçmiş dönemde bu tedaviler yokken güneşin altında 10 dakika 15 dakika bu şekilde diğer bölgelerini güneşten koruyarak durmalarını tavsiye ederlerdi hekimler. Mesela hep böyle kontrollü. Ama solaryumda kontrolsüzlük var yani. Yani tabii ki hekim gözetiminde olmadığı için zaten ne kadar kontrollü olabilir, evet, ki? Solaryum bahsettiğin şey bir hekim gözetiminde sana doz doz verilen bir durum. Hı hı. Peki yine bir yöntem daha duyuyoruz son zamanlarda. Hı hı. İşte ciltte oluşan lekeler için BB Shine Baby Face yani diye. Hı hı. Yine bir o nasıl bir işlem? İşlem olarak ne yapılıyor? Yani aslında hani tabii hekimlerin çok yaptığı bir şey değil. Ama bildiğim kadarıyla organik bazı organik diye bahsettikleri bazı ürünleri cilt altına hafif iğnelerle yerleştiriyorlar diye biliyorum. Yani dolayısıyla kalıcılığı da var. Bir miktar kalıcılığı da var ki bir yıla kadar kalıcı olduğunu söylüyorlar. Ama bizim sormak istediğimiz, galiba ben yanlış sordum onu. Hani böyle cildi soymak gibi böyle bir şeyle tam da lazer gibi. Şimdi bir baby face ismiyle olan, evet, lazerle lazer tipi var. Evet. Şimdi o başka bir şey. Ha, o bir tulyum lazer tipi. Hı. O farklı bir şey. Yani o lekede kullanılıyor mu? O kullanılabiliyor lekede. Evet. Cilt lekelerini yani tabii soruyorlar. Onun piyasa ismi olarak adlandırılmış, evet, bir lazer tipi. Hı hı. Dolayısıyla hani genellikle hekim kontrolünde yapılan işte bir şey. İşte o değil mi, yapılması lazım tabii zaten. Tabii ki. Yani o genellikle zaten hekim kontrolünde yapılan bir uygulama. O uygulamanın bilimsel bir açıklaması var ama yani ilk benim sormak istediğim başka buydu ama yani hani lekeleri hekimin açmasıyla tilyum, evet, lazerle birlikte sen lekeler açılıyor mu, evet, evet, diye sormak istediğim oydu. Evet. Peki açıldıktan sonra koruması nasıl oluyor? Mesela siz uygulamayı yaptınız hekimler. Hı-hı. Oradaki lekeyi açtınız. Hı-hı. Sonra koruması ve süreç nasıl ilerliyor? Yani şöyle, lekeler her zaman tekrarlayabilir. Hmm. Yani leke çok nankördür. Öyle her mi? Zaman tekrarlayabilir. Güneş koruyucuyla korumak lazım ama iyi bir şekilde tedavi edildiği zaman veya o lekenin tipi iyi tespit edildiği zaman eskisi kadar olmaz. Veya tekrarlarsa hemen bir çözüm alınabilir. Evet. Tedavi edilmezse çok daha ilerleyip tedavisi de zor oluyor. Zorlaşabilir. Evet. Peki bu zona hastalığı için de şimdi lekeden zonaya geçtik. Çünkü soruyorlar üst üste haklı olarak. Zona da leke bırakabiliyor hastalık başladığında. Zona tam olarak nedir veya zonanın bölgesi var mıdır?
Zona aslında daha çok torasik bölgede dediğimiz, yani gövdede daha çok belirir. Ama sinir ucu olan her yerde olabilir. Tek taraflı. Su çiçeği geçiren kişilerde su çiçeği virüsünün sinir uçlarında saklı kalması ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla o bölgede ortaya çıkması. Yani dolayısıyla stresle falan, hani stresle yaşlı kişilerde. Ama bu çok güzel bir bilgi. Bir daha söyleyebilir miyim Zahide? Tabii. Ve ittifa edeyim. Su çiçeği geçirmiş kişilerde o su çiçeği virüsünün sinir ucunda saklı kalması. Yani uykuya geçmesi. Su çiçeği geçirmediyse zona geçirmesi mümkün değil aslında. O yüzden genellikle biz zona teşhisi koyarken çocukken su çiçeği geçirdiniz mi diye hep soruyoruz. Şimdi su çiçeğinin aşıları da var değil mi çocuklarımız için? Artık olmuyorlar. Son az diyorlar ya da. Evet, daha az. Daha az geçiriliyor diye. Tedavisi ilaçla herhalde değil mi zonanın? Tabii zonanın özellikle ilk döneminde ilaç kullanmak gerekiyor. Çünkü kalıcı bir de ağrı bırakabiliyor özellikle yaşlılarda. Ağrı en sıkıntılı enfeksiyonel durum. Enfeksiyonel bir şey mi zona? Evet, yani enfeksiyon, hatta üstüne de virütik bir durum. Üstüne de bakteriyel enfeksiyon kapabiliyor o yaralar. Bakteriyel enfeksiyon kapabiliyor. Öyle şiddetli ve bakteriyel enfeksiyon kaptığında aslında daha çok iz bırakıyor. Normalde çok iz bırakmaz. Güzel. Yayılır mı, bulaşır mı? Bulaşıcı değildir. Küçük su çiçeği geçirmemiş bir çocuk varsa ona su çiçeği şeklinde bulaşabilir temasla. Evet, o yüzden, ama normalde bizde geçiciliği yok, bulaşıcılığı yok. O zaman şunu diyebiliriz, zona hastalarının çocuklara çok yaklaşmaması lazım. Kesinlikle. Bu önemli bir bilgi. Yani eğer vücudunuzda bir zona varsa çocuklarla teması yaklaşmamayı önemsemek gerekiyor diye düşünüyorum. Zona iz de bırakmıyor dediniz ve tedavisi de. Genellikle iz bırakmaz. Şiddetli değilse. Enfeksiyon kapmadıysa bırakmaz. Bırakmaz. Bu da güzel bir bilgi oldu. Sıra geldi nelere? Yaz geldi benlerimize. Benlerle ilgili çok merak edilen şeyler var. Mesela bizler halk arasında şöyle, bene dokunulmaz. Ben çok tehlikelidir diyebiliriz. Nedir ben? Aslında ben nedir? Oradan başlamak lazım sanırım. Benler aslında çok çeşitli ben tipi vardır. Yani vücudumuzda ki hücrelerin baskınlaşmasıyla iyi huylu oluşumlardır. Fakat bunların bir sürü tipi var. Mesela melanosit içeren tipleri, yani kahverengi, siyaha dönük tipleri var, mavi tipleri var. Mavi. Evet, mavi tipleri var. Açık renkli, renksiz tipleri var. Evet. Et beni şeklinde olanlar var. Hani bir sürü tipi var. Ya önemli olan burada o daha kötü huyluya dönüşme riski olanları takip etmek. Orada tabii ki seyircilerimizi panikletmemek de gerekiyor ama buna yine bir hekim karar veriyor değil mi? Hani kötü huyluya dönüşmenin emareleri. Yani kanama, kaşıntı, büyüme, ani büyüme. Bunlar önemli belirtiler tabii ki. Ne yapılıyor? Nasıl bir tedavi uygulanıyor? Oradan tamamıyla çıkartmak lazım sınırıyla birlikte. Eğer biz onu şüpheli gördüysek tamamıyla sınırlarıyla birlikte çıkartıyoruz. Tabii patolojiye gönderiyoruz. Oradan? Aslında bu geçmiş dönemde, ben hep bunu söylüyorum. Yani geçmiş dönemde bu işte alınıp patolojiye gitmeyen, belki yarım alınan benlerden kaynaklanmış bu. İşte dokunulmaz, dokundurtmayın gibi cümleler. Ama şu an zaten o kadar tıp da ilerlemiş, teknoloji ilerlemiş vaziyette, sınırlarını biliyoruz biz alınan çok şeyin doğru. Patolojiyle birlikte. Ama yine Zahide hocam söyledi ama ben bir daha söyletmek istiyorum. Kaşıntı varsa, hızlı büyüyorsa, kanama varsa, tekrar ettim ama bunu önemli, hemen doktorunuza gidin ve lütfen beninizi bir tahlil ettirin. Peki benler çoğalıyor mu? Gittikçe, yaş ilerledikçe. Tabii ki. Benler yaş ilerledikçe çoğalabilir. Ultraviyolenin etkisiyle artabilir. Eğer genetikte bir yatkınlığınız varsa hep yaşla birlikte çoğalır. Sevgili Zahide, ben hamilelik döneminde çok benlenmiştim. Evet. Bütün boynum, hatırlıyorum, böyle minik 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 et benleri olmuştu. Sonra onları aldırdım. Bazıları kendi geçti, bazılarını aldırdım. Bunları aldırmak
ve aldırmamak, yani kendileri de geçebiliyor mu benim başıma gelen gibi, sormak istiyorum. Gebelikte hormonların etkisiyle veya kilo alımıyla birlikte o et beni tarzı olanlar artabilir. Onlar kendiliğinden de yok olabilir, ama onları almanın bir sakıncası yok. Buna tabii yine hekim karar verecek. O bir uzman doktor, o sizi yönlendirecek. Hı hı. Böyle evde eskiden hatırlıyorum ben, duyardık. İşte ipek bir ip bulacaksın, beni boğacaksın, oraya kan gitmesini bırakacaksın ve dökülecek diye. Bu yöntemlerin artık uygulanmaması gerekiyor herhalde. Kesinlikle. Yani tabii. Riskleri nedir? O şekilde bana enfeksiyon kapıp gelenler oluyor mesela. Hmm. Kendisi işte bu, ben bana böyle söylendi yaptım deyip bir bakıyorsun enfeksiyon kapmış o bölge. Çünkü hani düşmemiş, mikrop kapmış. Daha çok bak, bir antibiyotik falan kullanmak gerekiyor. Ondan sonra alıyoruz biz mesela. Alınması gerekiyor. Evet, ekstradan bir antibiyotikle onu tedavi etmek gerekiyor. Peki çocuklarımız bizim mesela benli doğan. Birkaç beni olan çocuklarımız var. Ailede anne baba benliyse, çok benliyse. Şimdi çocukta olma ihtimali nedir? Önce onu daha soracağım. Yüksek. Daha yüksek tabii değil ki. Mi? Daha yüksek. O noktada çocuklarımızın çok daha benli, bizim gibi olmaması için neler yapmamız gerekiyor? Aslında genetik yapısında varsa ona çok fazla bir şey yapamazsınız tabii ki. Güneşe falan. Güneşten korumak lazım. Özellikle çok, biz biliyoruz ki çok sayıda benleri olan kişilerin cilt kanserine yatkınlığı da biraz fazla. Bunu bildiğimiz için bunu zaten güneş koruyucuyu mutlaka öneriyoruz. Yani aileye de çocuğa da. Ben aldırma zamanı ne zaman? Yani çok böyle ergenlik dönemlerinde eğer şey hani çok riskli ise çocukluk döneminde de alınabilir. Ama biz onları genelde riskli değilse takip edip bir bilgisayara kaydedip ileriki yaşlarda almayı tercih ediyoruz. Tabii o çünkü bir dönüşüme uğruyor, değişiyor. Kendi şeklini buluyor. Buluyor değil mi? Hı-hı. Şimdi ciltte ne yaptık? Zona yaptık, leke yaptık, ben yaptık. Sıra neye geldi? Sihile. Şimdi sihir nedir tam olarak? Sihir de virüslerle bulaşan bir enfeksiyon, virütik bir enfeksiyon. Genelde çocuklarda çok oluyor. Genelde çocuklarda çok oluyor, evet. Çocukların neden? Ellerinde, ayaklarında çok yaygın oluyor. Yani çok fazla... Dokundukları için. Evet, dokundukları için, çok böyle toplu ortamlarda bulundukları için genelde. Bir de tabii immün, yani bağışıklık sistemleri savaşamadığı için o dönemde kapıyorlar. Çocuklar değil evet. mi? Onun da şeyi vardır değil mi? İlaçları var, sürülüyor. Evet. Bir de biz küçükken annem şey yapardı. İncirin sütü derdi. Herhalde asidik olduğu asidik için. Asidik olduğu için. Biz onu denerdik ama şimdi artık çok güzel ilaçları da var. Sihir bölgelerini sormak istiyorum bir de. En çok el mi, ayak mı? En çok ellerde oluyor. Ayaklarda da olabiliyor ama her bölgede olabilir. Her bölgede oluyor evet, değil mi? Evet, her bölgede olabilir. Hmm. Yani yüzde bile olabiliyor. Sihirle dudakta çıkan herpes virüsü aynı değil herhalde değil mi? Herpes virüs farklı. Farklı tabii, değil mi? Uçuk. O da sorularımızda vardı, çok soruyorlar. Herpes virüsü. Peki bir insanda herpes virüsü varsa vardır, yoksa da yok mudur? Evet. Hani su çiçeği gibi. Evet, kesinlikle. Yani varsa vardır, yoksa yoktur. Onun bağlantısı su çiçeğiyle gibi mi? Yani orada bir genetik tekrarlama olasılığı tabii ki herpes virüs de aslında çok yakın aile virüsleri onlar. O da saklı kalıp tekrardan belirti verebilir. Ama mesela çocukken şiddetli çıkar herpes virüs. İleriki yaşlarda daha hafif olur. Hafif olur. Strese girildiğinde, işte bağışıklık zayıfladığında hafif bir şekilde. Dolayısıyla ben hep diyorum ki sakın uçuk varken çocuğunuzu öpmeyin. İngiltere'de maalesef öyle kötü bir vaka vardı. Ben yıllar önce okumuştum. Çocuğunu öptüğü için çocuğuna yani geçirmişti. Hatırlıyorum evet. O yüzden büyük davalar açılmıştı. Evet, uçuk varken, sihir varken, zona varken çocuklara çok yaklaşmamak, temas etmemek gerekiyor sanırım. Çok teşekkür ediyorum Zahide'ciğim. Bize ayrılan süre bitti. Bizi yazı hazırladın, bahara hazırladın. Başka bir programda başka konularla tekrar ağırlamaktan mutlu oluruz. Ben de mutlu olurum. Teşekkür. Melisa bizle, Melisa Erkol bizle. Nasıl?
Hoş geldin Melisa'cığım. Şöyle yapmak istiyorum. Böyle kendimi Roma kraliçesi gibi hissettim. Çok helenistik durdu değil mi? Ne kadar şık, ne kadar güzel. Çok güzel işler yapıyorsun çok zaten. Çok teşekkür ederim. Ben çok senin yaptığın için çok önemli bir zanaat ve sanat olduğunu düşünüyorum. İkisini karıştırıyorsun, sanatla zanaatı. Evet. O yüzden de böyle çok sevgiyle takip ediyorum. Çok mutlu çok oldum geldiğin ederim. İçin. Yaptıklarını hemen kısaca göstereyim. Sonra bugün ne yapacağımıza bakalım. Bakın bunlar Melisa'nın, sevgili Melisa Erkol'un yaptığı çok güzel taçlar. Aynı zamanda bu tokalara bayılacaksınız sevgili seyirciler. Bakın. Melisa, bunu nasıl kullanıyoruz? Onu bir deneyelim mi? Şöyle koyayım mı? Hemen. Önden de durabilir önden aslında. De. Gel şöyle. Göster bakayım. Şöyle de koyabiliriz değil mi Melisa? Evet, öyle de olabilir. Bakın. Ya da arkadan yanlara doğru da gelebilir. Şöyle değil mi? Evet. Bakın ne kadar güzel oldu. Taç var ama yok. Çok çok güzel oldu. Biraz daha minimal duruyor. Daha minimal duruyor. Daha şey oluyor. Bütün olsa belki daha farklı dururken. Bu böyle taç gibi yana da takılabilir aynı şekilde. Evet. Peki bugün bize bunun benzeri bir şey mi yapacaksın? Aslında bunu yapacaksın. Şunu yapalım. Bakın bugün sevgili Melisa, bunun adı nedir? Tarak. Tarak. Değil mi? Saç tarağı. Evet. Saç tarağını işleyeceğiz bugün. Yapacağımız işlem bu olacak. Taş kullanacaksın herhalde, evet. Değil mi? Haydi bakalım Melisa ile başlayalım. Renkleri şöyle seçtim aslında. Tabii birazcık daha belki düğün de olabilir. Belli olsa günlük tacı da olabilir. Tacı da olabilir. Renklerinden dolayı. Şöyle ki bu tellerden kullanıyorum. Tamam. Malzeme olarak da bu kristal taşlardan kullanıyorum. Eminönü'nden bulmaları mümkün. Değişik renkleri de mevcut. Şöyle. Güzel oldu. Evet. Var olan deliklerinden teli geçiriyoruz. Teli geçiriyorsun. Aslında birazcık göz kararı şu an dizeceğim. Aha. Buraya gelince de heyecanlanıyorum. Sen mi? Aa, senin gibi başarılı. Bayılıyorum. Ben Melisa'nın özel sayfasına giriyorum. Tek tek bakıyorum. Bugün ne yapmış, o ne olmuş. Çok güzel yapıyor. Çok gerçekten. Kaç yıldır Melisa tasarlıyorsun? Yaklaşık 2012 aslında gibi. 2012-2013. 12'den beri tasarlamaya evet. Başladın. Çok başka bir ilgi alanı tabii ki bu değil mi? Yaptıkça bir şey daha çıkıyor. Yaptıkça bir şey daha çıkıyor. Akşamları daha çok çalışıyorum zaten ben. Hı hı. Herkes gidip sakin kaldıktan sonra zaten daha rahat daha çıkarıyorum. Daha rahat çıkarıyorsun. Aslında aklımda bir model olup da hadi şunu yapayım gibi de olmuyor. Oturuyorum. Kendiliğinden oluyor aslında. Kendiliğinden oluyor değil mi? Şimdi bir aşağı yukarı şu kadar dizdim. Hı. Şu kadar bir pay bırakıyorum ortalama yine göz kararı. Sonra bir tane boncuğu alıyorum. Kıvırıyorsun. Kıvırmaya başlıyorum. Hı. Ama birazcık aslında şu düğüm kısmını birazcık daha gergin yapıyorum ki daha dümdüz dursun yani diye dursun, aslında. Değil mi? Evet. Tabii bunu birazcık daha kalın telle de yapabilirler. Hani o birazcık daha aksesuarın içeriğiyle evet. De alakalı aslında. Ama ben mesela böyle hafif düşmesini, sallanmasını seviyorum Melisa. Bir boyut de genelde getiriyor. Kuaförler de hani daha yumuşak olduğu zaman daha şekil vermeleri kolay oluyor. Kolay oluyor değil mi? Birinciyi taktıktan sonra yine bir mesafe bırakıyorum aşağı yukarı yine şu kadar gibi. Çok evet. Yine. Kıvırıyoruz. O mesafelerin boylarını istediğimiz salkım şekline göre de ayarlayabiliriz. Kesinlikle. Değil mi? Daha uzun, daha kısa. Evet. Evet. Sonra ufak bir döndürdükten sonra. Hı hı. Yine bu taşların yönlerini de istediği şekilde değiştirebilirler. Daha beyaz ağırlıklı gözüküp grisi birazcık daha az olsun derse böyle. Hı. Birazcık daha yoğun maviler gözüksün dediklerinde de şöyle döndürebiliyorlar. Hı. Döne döne. Bakın bu da çok güzel. Artık nikahlarda görüyoruz değil mi? Gelinlik giymeden önce beyaz bir elbiseyle nikaha özel oluyor. Sonra ondan sonra da gelinliğimizi de akşam giyiyoruz. Artık evden çıkma aksesuarlarından nikah aksesuarlarına kadar çok çeşitlendi. Ben tek tek Melisa yapıyor, ben takıyorum. Size sevgili öğretmenim onları yaparken... Aha. Bu da yine Melisa'nın. Ay Melisa bakar mısın ne güzel incilerle. Hmm. Tam gelin tacı. İncilerle güzel incisi. Gelin topuzunun arkasına böyle doğanızı takıp
Bakar mısınız ne kadar şık, ne kadar güzel? Bir parça renk de katabilirler o şekilde. Var mı farklı gelinliklere yaptığın böyle güzel renkler, daha farklı gelinlik renkleri olabiliyor mu? Olabiliyor. Değil daha mi? İddialı renkler olabiliyor. Olabiliyor. Şimdi yeni bir grup hazırladım. Onlar çok daha iddialı oldu. İddialı değil mi? Bakın ne güzel salkım tanesi gibi kıvıra kıvıra. Önce diziyoruz benim anladığım o. Evet. Buradaki püf noktası önce dizmek. Kaç tane istiyorsanız salkımda. Çok zevkliymiş Melisa. Yapması da çok zevkli. Keyifli. İstiyorsan renk kat araya. Rengarenk evet. Yap. Ya da buradan bir salkım daha çıksın dediklerinde şu teli birazcık daha uzun tutuyorlar aslında. Buradan yeni bir gruba başlayabiliyorum. Aslında bu salkımları hazırlayıp sonra bir taca da tek 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 sarılabilir değil evet, mi? Evet olabilir. Hani seyircilerimize örnek olsun diye diyorum. Bu salkımları hazırlayıp yine tel aracılığıyla bağlayabilirsiniz. Tıpkı bakın burada olduğu gibi. Değil mi? Bu bağladığım bir şey sanırım. Onları şerit halinde boncukları dizip dört model taş var yanılmıyorsam. Tek tek grup halinde dizmeye başlıyorsunuz. Dizmeye başlıyorsun. Bak bu da bir yöntem. O birazcık daha günlüğe de uygun bir taç. Onu da taktım. Takmadığım kalmadı sevgili seyirciler. Çok beğeniyorum Melisa'nın yaptıklarını. Takmadığım kalmadı. Hepsini taktım. En son kral tacı var burada İsmet. Onu da bitireceğim. Kraliçe tacı pardon. Evet. Vallahi bakmaya doyamıyorum, konuşamıyorum. O kadar güzel ki balon balon yaptın şimdi sen onu. Şimdi mesela şimdi bu aralık boş kaldığı için şu an şu teli ortalama yine şuradan kesip tamam canım. Yine boncuk takmaya başlıyorum. Sonra da şuna nasıl var mı bir tane boşumuz yok değil mi? Tamam. Tamam. Sonra da buna sarıyoruz herhalde. Evet. Tamam. O bir şey değil. Aralarına geçirip sarıyoruz. En kolayı o. Bakın bugün Melisa Erkoğlu'dan evde rahatlıkla yapabileceğiniz şöyle tüyleriniz de varsa güzel taç modelleri görüyoruz. Kendi düğünleri için bile yapabilirler. Değil mi? Bu ne? Bu şey metal mi? O döküm evet. Döküm ay çok şık ya. Bir de bunların ne avantajı var? Şimdi onu düşünüyorum. Kıza göre, anneye göre. Evet, çok iyi düşünüyorum. Ayarlanabiliyor ya sevgili seyirciler. Bakın şimdi bu bana göre. Şimdi bana göre çıkarıyorum. Heh, Aliye'ye göre. Döküm olduğu için ayarlanabiliyor. Sana göre olmuyor İsmet'ciğim. Sana göre olmuyor, bana göre olmuyor mu diyor. Çok güzelmiş. Kız çocuğu olanlar anneler de birlikte kullanabilirler bu yaptıklarını. Var mı öyle anne kız hazırladığın doğum günleri, özel günler? Yine onlarla ilgili bir koleksiyon hazırladım. Çekimleri olacak önümüzdeki hafta. Tamam. Çok müthiş güzel bir grup vallahi geliyor. Şimdi onu da yaptık. Şimdi gösterelim aslında seyircilerimize. Süremiz azaldı çünkü. Bak, bakın sevgili seyirciler gördünüz mü? Tolgacığım gel bak canım şöyle. Bunu tek tek şunların arasına yine telle geçirdiğimizde bakın bu tokamız olacak. Görebiliyor muyuz yakın plan yönetmenim? Evet. Çok güzel oldu. Bu da salkım tanesi gibi. Ben bunu küpe bile yaparım. Olur. Küpe olur bile. Hayır bunu yaparım bir de takım küpesini yaparız. Size. Çok güzeldi. Ya ben senin tasarımlarını gerçekten seviyorum. Burada yaptığımız bu değil. Ya senin çok güzel tasarımların var. Yolun açık olsun Melisa. Çok teşekkür ederim. Her zaman bekliyorum. Farklı modellerinle, koleksiyonlarınla. Çok teşekkür ederim. Her zaman bekliyorum. Ben de sizi bekliyorum. Hülya'cığım doldurdu, donattı. Bir doğum günü lazım. Aynen hemen kutlama yapalım. O zaman iyi ki doğdun. Aç eli eli gülümse hayata ekibi diye. Çok teşekkür ederim Hülya'cığım benim. Ben teşekkür ederim. Şuradan bir dondurma kap. Kap bir dondurma. Bu arada tariflerime ulaşmak isteyenler evet. Hülya'nın mutfağından Instagram'da mevcutum. Orada ulaşabilirler. Oradan bana ulaşabilirler. Evet. Efendim bugününüz tatlı geçsin. Böyle renkli geçsin. Çocuk olun, çocuklarınızla olun. Olmasanız bile sevdiklerinizle çocuk ruhunuzu kaybetmeyin diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.